yemyeşil dağların arasından, tarihi köprülerin altından buz gibi akarsular çağlıyor. Hepsinin yolculuğu Van Gölü'nün mavi sularına doğru. Ve bir balık, akarsuların akışına karşı doğanın yönüne inat, suyun tersi yönünde gitmeye çabalıyor. Kayaları aşmaya, akarsuyun devisine karşı koymaya çalışarak suyun kaynağına doğru binbir güçlükle ilerliyor. İşte bu suya inat yüzmeye çalışan ve bunu başaran balığın adı İnci Kepali. Diğer adıyla Van balığı. İnci Kepali dünyada sadece Van Gölü'nde bulunuyor. Van Gölü'nün yoğun sodalı sularında başka hiçbir balık türü yaşamadığı için İnci Kepali yalnızlığının verdiği güzellikle Van Gölü'nde bir inci gibi parlıyor. Fakat tüm iyimser tabloya rağmen Van Gölü'ne ve balıkçılığa karşı bilinçsiz ve eğitimsiz yaklaşımlar Van Gölü'nün mavi suları için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bundan çok değil 10 yıl öncesine kadar Van Gölü'nde yapılan balıkçılığa dair ne yasal düzenleme ne de bir sınırlama bulunuyordu. Balıkçıların beyanlarına göre konulan av yasağına da hiç kimse uymuyor ve üreme döneminde kontrolsüz, bilinçsiz bir balıkçılık yapılıyordu. İnci kefalleri yumurtalarını bırakmak için akarsulara girdiklerinde köylüler derelerin içinde balıkları ağlarla, kovalarla, bazen de poşetlerle avlıyor, balıkların yumurtalarını bırakmalarına engel oluyordu. O dönemde yapılan araştırmalara göre 1996 yılında Van Gölü'ndeki balıkçılığın %90'ı kaçak olarak yapılıyordu. Yani balıkların üreme dönemlerinin başladığı Haziran aylarında yoğun bir balık göçü yaşanırken, avlanma yasağının başlaması gereken tarihlerde balıklar bir nevi gafil avlanıyor ve üreyip çoğalmaları engelleniyor. İlk olarak Van Gölü'nde yaşayan İnci Kepali'nin tükenmekte olduğuna dair araştırmalar yapan Mustafa Sarı, gerekli önlemlerin alınması için devletin yetkili mercilerini uyarmaya çalıştı. Yılda 8 bin ton balık avlanması gereken Van Gölü'nde her yıl 15 bin ton balık avlanıyordu. Ve bu duruma kimse sesini çıkartmıyordu. Devletin güvenlik konusunda yoğunlaştığı o kritik yıllarda gerekli desteği alamayacağını anlayan Mustafa Sarı, halka yönelmeye karar verdi. Kendi arabasına atladı ve köy köy dolaşıp köylülere balığın tükenmeye başladığını anlatmaya çalıştı. Yasal düzenleme yaptırmak için büyük bir çaba sarf ettik. Gölde farklı zamanlarda uygulanıyordu yasaklar. Önce onların tarihlerini birleştirdik. 10 Mayıs'ta sabitledik. Sonra oradan geriye doğru çekmeyi hedefledik. 15 Nisan'a doğru onu gerçekleştirdik. Yavaş yavaş üreme zamanında kaçak balıkçılık yapanlara yasal yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yani jandarma harekete geçti. Ve Türkiye tarihinde bir ilk olarak Van'a bir tane gölde kullanılmak üzere jandarma bot alıp gönderdi. 17 yıldan beri yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda çok iyi bir noktaya ulaştık. Ancak biz ülkemizde genellikle böyle şeylere çok alışkın değilizdir. Yani duyarız, basında yer alır, bilmem hangi tür yok oluyor diye. 3-5 yıl sonra bir daha bir haber duyarız, yok oldu diye duyarız. Yani bizde pek böyle kurtulma öyküleri yoktur. Özellikle bir türün nesli tehlikeye girmeye başladığında, hele hele bu tür bir ticari değerse, bunun kurtarılmasına ilişkin çok öykülerimiz yoktur bizim. İnci Kefalı'nda aslında bu tersine döndü. 1996 yılında Van Gölü'nde yapılan balıkçılığın cirosu 3,5 milyon dolardı. Fakat yıllar içinde yapılan eğitimlerle, çalışmalarla bugün gelinen noktada Van Gölü'nde balıkçılığın cirosu 10 milyon dolara çıktı. Balıkçıların av verimleri 3 kat artarken balığın ortalama boyu 16,5 santimden 20 santime yükseldi. Mustafa Sarı'nın önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda üreme dönemi dışında yasal balıkçılık yapan balıkçı teknesi sayısı 100'den 160'a çıkarken üreme dönemi balıkçılığında ısrar eden kaçak avcıların sayısı 92'den 40'a düştü. İnci Kepali'nin soyunun tükenme tehlikesi şimdilik sona ererken Van balığı Türkiye'nin birçok ilinde sofralarda kendine yer bulmaya başladı. Mustafa Sarı, İnci Kepali gibi akıntının tersine doğru gitmeye çalıştı. Yine bir İnci Kepali gibi yılmadı, sabırla mücadelesini sürdürdü. Engelleri aştı, inandığı yolda yürüdü. Bir balık türünün kurtulması, balıkçıların bilinçlenmesi için
idealistliğinden hiç vazgeçmedi. Kararlı mücadelesi sayesinde hem doğanın kalbinde hem de binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı.